Merhaba. Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli'ye saray bekçisi dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Dört sayfalık mektubu el yazısıyla kaleme alıp Twitter'a koydu. Şerefsiz, bölücü, onursuz, dürzü, köpek gibi hakaretler var. Fasulye çubuğuyla tanıştırırım, bakla çubuğuyla tanıştırırım diye iki ayrı yerde tehdit içeriyor. Mektup akıllı ol diye bitiyor. Racona hakim olanlar bunun açık tehdit olduğunu bilirler. Sonraki aşamada kişinin topuğuna sıkılır. Kılıçdaroğlu cevap verdi. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Çakıcı Twitter'a bir mektup daha koydu. Kurtla çakalı karıştırıyorsun. Bahçeli'nin koç yumurtası bile olamazsın. CHP suç duyurusunda bulundu. Twitter'da Kılıçdaroğlu'na destek kampanyası başladı. İktidarın iki numaralı ortağı Devlet Bahçeli tweet attı çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücü benim dava arkadaşımdır. CHP internete bir açıklama koydu. Açıkça ortaya çıkmıştır ki Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. CHP'yi eleştiriyordum. Ben oynamıyorum diyemediği için. Oyun kuramadığı için. Bilakis oyun kurucuların oyunlarına alet olduğu için. Bir şey beklemeyin yani. CHP iktidarın iki ortağını parti kabul ediyor itirazı çakıcının üçüncü ortak olmasına. Hayır demek rahatlatır insanı. Hayır demeyen büyük bedel öder. MHP askıda ekmek kampanyasıyla Berat Albayrak'ı hedef aldı. Damadın istifasını Bahçeli değil, basın sözcülüğünü üstlenen Çakıcı onayladı. Aynı Çakıcı Kılıçdaroğlu mektubuyla çıtayı yükseltti. Hatırlatalım. Çakıcının Bahçeli dahil hakaret etmediği politikacı yok. Erdoğan'a mahkeme salonunda sahte sultan Rizeli Yezid demişti. AKP'lilerin oylarıyla infaz yasası değişti, salındı. O laflar yutuldu. Çakıcı için Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği bir şey, gidebileceği bir merci yok. Aynı durum Erdoğan için de geçerli.